tane heykel var, görüyor musun? Büst. O büst Yeşilay'ın kurucusu olan kişiye ait. Masar Osman Uzman. Tam sizin yaşınızdayken Kırklareli'nde okumuş. Kırklareli'nde okumuş, sonra profesör olmuş. Türkiye'de akıl hastalıklarıyla ilgili ilk hastaneyi açan, Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi'ni açan kuran kişi Masar Osman Uzman. Babası burada Ziraat Bankası'nda memurmuş. O yüzden burada okumuş. Öğrenimin ilk öğretimini burada tamamlamış. Kendisi de aslında Trakyalı, Meriçli. Sonra hem Yeşilay'ı kurmuş 1920'de. Merve. 5 Mart 1920. Yani bundan tam 99 yıl önce Yeşilay'ın kuruluş yıldır. Yani Cumhuriyet'ten daha önce Yeşilay kurulmuş. İnsanlarımızı bağımlılıktan kurtarmak, memleketimizi kurtarmak için aslında. Çünkü birçok ülke bizim gençlerimiz kötülükler yapsınlar, sigara içsinler, başka yerlere gitsinler, onlara karşı savaşmasınlar diye onları alıp toplayıp böyle bağımlı yaparken Masar Osman ve arkadaşları buna karşı çıkmışlar, onları örgütlemişler, bir kurum oluşturmuşlar. Sonra Atatürk'ün öncülüğünde meclisten kamu yararına dernek statüsü verilmiş. O günden beri de kamu yararına çalışan bir kuruluş Yeşilay, bir sivil toplum kuruluşu. Tamamen artık devletle beraber 52 ülkede artık bunu yapıyor. Sadece Türkiye'de değil, 52 ülkede Yeşilay'ın temsilcilikleri var. Ülkemizde 110 tane Yeşilay şubesi var. Üniversitelerimizin yüzünden fazla, 114 tane üniversitemizde genç Yeşilay kulübümüz var. Yani her alanda, her yerde bağımlılığın her türlüsüne karşı mücadele etmeye devam ediyoruz. Sizler de bizlerden sonra artık ne yapacaksınız? Bu görevi alıp yapmaya devam edeceksiniz. Deminden beri hep söylüyorum, iyi ki varsınız Yeşilay. Ben de diyorum ki iyi ki sizler varsınız. İyi ki geleceğimizi kurtarmak adına bağımlılıklara karşı çıkan insanlar var. O yüzden her birinize teker teker teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağına sağlık, gönlüne sağlık, ağzına sağlık. Devam.